Gezi düzen işte kaymıştı ya. O beklerim ayalı fotoğrafı için. Hepinize yepyeni bir Sibel Çetinkaya aile vlogundan merhaba. Bugünkü bu videonun açılışını ben yapıyorum. Neden ben yapıyorum? Benim kanalımda da Sibel yaptı. Neredeyiz? Her zamanki gibi Hillside'a geldik canlarım. Çok çok güzel, çok keyifli bir tatil oluyor. Umarım bu videoyu izlerken siz de çok eğlenirsiniz. Evet, Yermin Hanım. Açılış uğruna neler söyleyeceksin bize bu akşamüstü? Bu aile vlogu. Ne bekliyoruz biz bu vlogdan? Bu vlogdan beklentileri, eğlendiği, yani sıra dışı, kendi içinin yani yansıdığı durumları inşallah çıkar da biz de görürüz hep. Amin. Aylin Hanım. Bu tatilden önce bolca koli yaptım. Bu tatilde dayı var, bir grup daha var, bir ailemiz daha var. Oldukça kalabalık bir aile olacağız. Çok eğleneceğiz. Çok fazla içerik üreteceğiz. Bu tatil mutluluk içerirmiş. Dere böyle diyor. Alek Bey, sizden de düşüncelerinizi alalım. Alek, her Seaside tatilinde bambaşka bir alek oluyor. Vallahi billahi. Bu tatil herkesin eğleneceği bir tatil olacak. Çünkü tüm aile burada. Magazinde yazanlara göre geçen gece kendinizi kaybetmişsiniz. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Babam diyet yapıyor ve sırf diyeti bozulmasın, içtiklerini çıkarsın diye kusana kadar içti. Naruto'nun uyuyor, uyandırsam döver falan, o yüzden. Evet, sezonluk işçimiz. Kiloları alıyor veriyor, alıyor veriyor. Neler diyeceksiniz bu videoyu açmak için? Bol satışlı bir sezon diliyorum size. Teşekkürler. Hillside'de hiç bikinilerinizi giyen insanlar gördük mü? 3 kişi. Bu sezondan da bir şey çıkmayacak anlaşılan. Geçen yıllarda daha erken. Şimdi şöyle arkadaşlar, yemeği seviyorum. Ve bundan gocunmuyorum. Erman Bey. Erman Bey. O yapacağını yaptı, kameraya yeterli. Yıllık tatil sezonumuz başlamıştır. Hayırlı olsun. Bu tatil bolluk ve mutluluk içerir. Bol bekle aramayalı fotoğraf Bu arada dinlerken lütfen abone olmayı unutma. Ve de takip etmeyi, artı beğenmeyi unutmayın. Kazancı ailesi giller. Hissat tatilimiz başlamıştır. Herkese yeni bir aile vlogundan daha merhaba. Şimdi odaya çıkalım, üstümüzü değişelim, akşam yemeğine gidelim ve detayları konuşalım. Ben niye sunucu gibi konuşuyorum bilmiyorum. Öncelikle hepinize aile tatiline hoş geldiniz. Bu yazın en çok beklenen vlogu genelde bizim aile tatil vloglarımız oluyor. Yarın dayımlar geliyor, Selinler geliyor falan, böyle kocaman bir seans yaşıyoruz. Koskocaman bir aile yine toplanacağız. Hepimiz çok mutluyuz. Bu arada yüzümü sivilceler bastı. Düğün sezonlarım biraz azaldı. Keyfim yerinde. Yukarıda odada görüşürüz. Dostlarım günaydın. Şimdi herkese yeni bir günden merhaba. Ay arkadaşlar, O kadar derin uyuyoruz ki Alek'le ben de, günlerde çok uykusuz olduğum için ne zaman uyansam böyle inanamıyorum çok geç kalktım falan. 11.30'da Apple'la toplantım var. Hemen şimdi geç kahvaltıya yetişmeye çalışıyorum, klasik. Evet, ben iniyorum. Çok geciktim. Hadi Alek, görüşürüz. Çabuk gel. Bekle beni. Geliyorum. Bekle. İnanır mısınız, yetiştim. Şu an arkadaşlar AirPod'larımı taktım. Ömür boyu böyle kahvaltılara gelip AirPod takıp havalı havalı konuşmak istemişimdir. Bugün o gün yaşamadım. Neyse. Geç kahvaltıda böyle kruvasan işte falan var. Ama öyle gitti, pancake yok. O da iyi oldu. Notların hepsi sabah kadar spor yapmış çünkü. Şimdi hemen çok hızlı toplantıya gireceğim. İnşallah arkadan çok ses gelmiyordur. Nasıl yapacağız? Vay. Ablan spor bebeğim. Ablan... Şu an duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. Ben de deneyimledim daha önce. Tabii ki de. Toplantıdan çıktım. Şimdi plajın oraya geleyim dedim. Bak, aha, herkesin tipini göstereyim size. Bugün hava aşırı sıcak bu arada. Bugün dayımlar da geliyor. Ve şöyle bir problem var size. Regl olduk. Mera. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın aşkım. Dere. Günaydın canım. Çok sıcak bugün. Çok. Baya. Bu ne hoşluk. Ama ben bu plajda takılmak istemiyorum bugün. Sessiz bir içe gideceğim. Silent'a. Git. Gel. Oha, küpelerin. Çok tatlı değil Nereden? Mi? Nereden? Mango. Aşırı güzelmiş. Bayıldım ben de. Kaçta uyandın? 9. Aha, ben daha erken. Hayır, 8.30.
İnanırım, spora gittin mi? Gittim. Nasıldı? Yarım saat spor yaptım. Nerede spor? Salonuna mı gittin? Evet, salona gittim. Şöyle yapıyorum. 3 dakika yürüyorum, 2 dakika koşuyorum. Her şey yapıyorsunuz ama hepinizden daha zayıf ve güzelim. No. Arkadaşlar, şimdi benim Hisar'daki en sevdiğim alandayız bugün. Ben bugün biraz Silent Beach'e falan gitmek istiyorum. Leo'ya mamamlar bakar. Bugün çok kişi var Leo'ya bakabilecek. Olur mu? Orada da öğlen yemeği yeriz. Çünkü burası çok kalabalık. Ben burada dinlenemiyorum ya. Tamam. Tamam, hadi. Arkadaşlar, yani sabah masaj olmuş Narot. Nasıldı masaj? Güzeldi vallahi. Değer mi? Ya buranın modu var bir de ya. Hani ortamı falan bütün olarak değiyor Tallinn'de. Dışarıki alanda masaj olmak güzel. İki evet, tane masaj yeri var. Güzel. 2 dakikalığına Bali'ye gidip gelmişsin. Gibi. Evet, doğru. Bütün hayattaki çiçekleri içiyorsun. Oh, çok güzel. Altı yapalım. Akşamüstü shooting yapacağız. Arkadaşlar, aşırı sıcak. Ben şimdi birazcık bir denize girip ondan sonra diğer tarafa götüreceğim size. Bu arada Hillside nasıl bir yer, nasıl bir otelde kalıyorsun sorularının cevabına. Bir önceki ve on önceki, yani 4 senedir ben Hillside vlog yapıyorum. 4 senedeki vloglara bakabilirsiniz. Hadi Narot! 1 sene olsun burada çekmeyeceğim dememişim. Helal olsun be bana. Bunu siz anlar mısınız bilmiyorum. Beni yeni izleyenler olabilir çünkü. Yeni takipçimseniz buraya yeniyim, seni seviyorum yazın. Neyse, hadi görüşürüz. Ben girerken gireceğim. Hayır diyemediğini bildiğin için beni kullanıyor. Evet, zaten arkadaşlar dere bana hayır demeden önce derebin suratını yapayım. Mesela dere bir şey hayır diyecek bana. Ne? Ne? Seni istemiyorum ya. Gireceksin. Yanıyorum şu an. Seni geçeceğim diye korkuyorsun. Geçtim bile. Yanıklık yarışı yapıyorduk ya. Evet, hala yapıyorum ben. Hadi gel. Tamam. Sivilcim için. Aheste aheste. 11'de uyandım. Hmm. Çok iyi geldi. Yüzü gözü düzenli. Çok kaymış. 3 günde 2 saat uyumayla yaşlanıyorsun. Buraya gelmek sonucu bu. Peki senin oje uyumunla küpe uyumunu ne yapacağız? Okay. Şu şeyi düzgün giy ya. Yemin ediyorum ya, odada yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetersiz abi. Kızın giydiği bir gecelik var. Sanarsın sevgilisiyle başlıyor. Gece de nasıl rahat, nasıl rahat. Yani bir döndüm kafamı. Allah dedim, geri döndüm yani. Nereye gittin, ne yapıyorsun dedim. Doğru doğru. Denizden çıktık, yemeğe gidiyoruz. Çok güzel bir restoran var yan tarafta, Serenity Beach. Serenity Beach'in orada çok güzel yemek yiyeceğiz bugün. Ay. Aman gitti Sibel Bot. Aman. Anam bot kaçırdık, yürüyoruz anasını satayım. Gitmemiz lazım. 2 dakikalık yolu 1 saat yapıyoruz. Of. Oh. Şöyle tekneyle çıkmayı çok istiyorum. Ben de. Bu sene var bir tekne tatilim benim. Güzel. Arkadaşlar, ben de bayramda tekneye gidiyorum. Sizin hiç tanımadığınız bir arkadaşlarımla. Onlarla sizi tanıştırırım yakın zamanda. Beni takip ediyor arkadaşlar. Ne? Beni takip ediyor. Ben de gidiyorum. Benim çıktığım yere gidiyormuş. Aynı yere gidiyoruz tekneyle ama farklı teknelerdeyiz. Of, aşırı güzel. Arkadaşlar, bunun şöyle bir barı var. Bakın, benim menüsü. Buradan söylüyorsunuz. Anaslar. Aşırı iyi oluyor tadı. Benim en sevdiğim bu. Çok lezzetli oluyor. Bu etler bekletiliyor değil mi? Ne anlamda bekletiliyor? Yani sosta bekletiliyor zeytinyağda. Yengeçten sadece zeytinyağında bekletiyorum. Çok iyi. Yetiyor. Son derece sağlıklı, lezzetli yemekler. Çok böyle güzel. Böyle bir et yok ya. Somon nasıl? Somon da güzel. Et tercih edelim. Et daha iyi ama. Ananas falan da çok iyi. Çok iyi. Az bir... Ama bonfilelerde kurumuyor. Kilo almamanızın sırrı nedir acaba? Çok iyi diyeceğim. Kilo almamanın en büyük sırrı. Boşver yedim zaten. Yiyip yiyip yatmamak. Hep hareket halindeyim. Gece 7.30'da kalkıp 9.30'da yemeğe iniyoruz. İkisi ama hepimiz süssüz diye 2 saat hazırlanılır mı ya? Giyiniyoruz, takıyoruz. En geçten geliyoruz. 7.30'da çıkıyorsan en azından 8.30'da aşağıda olabilir. Neyi konuşuyorsun şu an? Ailenin yemeğe geçinmesi. Ne hep biraz öyle. Biraz daha hızlanabilsek keşke. Ağırız yani. Abi. Yani ben de ağırım da, hele sen de çok ağırsın. Ben fena. En önce babam iniyor sağ olsun. WhatsApp grubunda da bizi kilitliyor. Baban zaten grup temsilcisi. Anladın mı? Bu deklaren bu fikir değil. Hadi çay. Alır be geçti. Evet evet. Ama işlerde amblemim var. Geldim. Güneşlendik falan bütün gün. Ondan sonra çok tatlı bir reels çektik. Şimdi hazırlanıyoruz. Akşam yemeğe gideceğiz. Bugün açık büfe seremonisine gireceğiz. Size Hillside'ın o bombastik açık büfesini göstereceğim. Daha önce Hillside vloglarını izlemeyenler varsa bu açık büfeden bayağı bir hoşlanacağım. Sadece biraz açık büfede bir şeyler israf oluyor ya, ona üzülüyorum ben. Ay.
arkadaşlar hayatımda, özel hayatım konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok doğru ve yerinde şeyler yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten hiç kendimi bozmadan, sosyal medyanın sınavlarına kanmadan doğru bir yönlendirme yaptığımı düşünüyorum kendime. Bu yüzden gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Böyle şifreli konuşmayı sevmem ama diğer türlü konuşunca da yanlış anlaşılıyor. Ama bilin ki her şey yolunda. Şimdi ben giyiniyorum. Beraber giyinelim isterseniz, dilerseniz. Yine 5000 tane kombin getiren Sibel Çetinkaya bu akşam ne giyse acaba diye düşünürken, şurada bir ben. Ne giysem. Canım çok spor giymek istiyor bu aralar. Niye böyleyim? Beyaz giysem regle oldum. Bunu mu giysem? Ne olacak kim acaba yoksa? Üstüne de bunu seviyorum. Altına da şunları mı giysem? Birine sordum. Şunu mu şunu mu diye. Şimdi birine anlatırım sonra da. Ben de bunu giyeceğim. Şimdi bunu giyeceğiz. Altına da. Ay çok acıktım ya. Ay aklıma Reels'e koyduğum şarkı takıldım. Maizile. Çok seviyorum o şarkıyı. Yerersen beni menere bana ne ne ne. Maizile. Salak bir kızım ben ya. Beynim yok bazen. Neyse bunu giyeceğim. Bunu şöyle mi acaba bu? Neyse ben bunu böyle yapayım. Ay bu arada anneannemin çeyizinden kalma şeyim mi dedi? Vücut kremi mutlaka sürünüz. Çok önemli. Ve küpe. Ay kız keyiflendim. Uf çok kötü sivilcelendim arkadaşlar ya. Bir şey yaptıracak olsam cilt yenileme yaparım. Bir şey yaptıracak olsam meme kesin yaparım. Belki meme yaptırabilirim bu arada. Bunu baya düşünmeye başladım. Yani bütün özelliğim sivilliğim gidecek gibi geliyor. Ve küçük memeliler grubu beni gruptan atacakmış gibi geliyor. Çünkü biz küçük memeliler birbirimizi koruma kapsamını aldık. Ama büyük memelilere karşı hani büyük memeliler o kadar büyük ki çok dikkatimi çekiyor ve kıskanıyorum açıkçası. Altına şu botagaları giyeceğim, turuncular. Kaç kere dedim sana bebeğim getirme onları diye. Hayır tatlım, bir tane giyeceğiz. Bir de böyle çoluk konuşuyorlar ya, kopuyorum. Bu sarı çanta olmuyor. Söyle bana, beyaz çanta oldu gibi. Beyaz çanta oluyor. Bu da oluyor. Gayet cool ve tarz ve bu tarz benim. Botoks acil. Acil. Bu arada ben kaş ortama ve şurama yaptırmıştım botoksu. Bir denedim ve aşırı yoğunmuştum. Bak şimdi çok kötü duruyor. Böyleyim hep. Makyaj yapalım. Allah belanı versin sen. Çok güzel yapmam gerekiyor. Şuradan şu kiyazın evrende sizi süreceğim. Bu bir iş birliği değildir. Zaten bana gerek yok. Vlog çekmeye gerek yok. Yaptığım tek şey şu. Şu Benefit'in bir tane şeyi. Ama önemli değil. Herhangi bir şey de alabilirsiniz. Bu çok iyi bir ürün bu arada. Shields. Shelly. Bunu böyle buraya, gözümün üstüne, Allah'ı gözünün üstünüze, burnunuzun kenarlarına, yanaklarınıza ve o kadar. Benim son zamanlardaki favori maskaram Max Tech maskara. Maskaraya benim kadar spastikçe süren var mıdır acaba? Bir de highlighter yanaklara. Ay çok kötü kaşınıyorum arkadaşlar. Sinekler yedi beni. Şöyle günlük ped alıyorum. Az regl oluyorum zaten diye de karnım çok ağrıyor. Çünkü kistim var. Bir dakika. Çıkar babam çıkar. Makyaj da bitmiştir. Şu an güzel görünmüyor ama bu ışık kötü olduğu için normalde bayağı iyiyim. Her zamanki gibi. Çıktım arkadaşlar. Açık büfe gidecek diye ödüm bokuma karışıyor vallahi. Ay dur heyecanlandım. Ay. Ay. Ay nasıl yapacağız? Hangi birinden alsam? Arkadaşlar yani yemeğe ilk tatlıdan başlayan tek benim herhalde. Sela çok hoşsun. Sen? Çok canım. Çok hoşsun. Senin yanında sürekli. Biraz kal. Sohbet ederiz çay için. Haydi. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Islak kekten. Çok kötü tatlı krizim tuttu. Çok kötü. Kek olarak düşünebilirsiniz onu. Bakayım bugün kombinine. Çok güzel. Narak bakayım yine tarzsın bugün. Bugün bizimdesin. Full war gibi sarıyor bu elbise. Ailene bakalım. Oo. Beğendin mi kendini bugün? Beğendim. Elbise çok rahat. Jermin'e bakalım. Selin'e de bak. Evet. Arkadaşlar Selin'i tanıyorsunuz. Dayımın en güzel eşi. Zaten tek bir eşi var. O da Selin. Abuk sabuk konuşuyorum. İnsanları yoldan çıkaracağım. Başladım bıraktım. Niye çok mu kötü? Midem bulanıyor senin tabağın. Çok zevksiz uyumsuz. Bir dakika nasıl uyumsuz? Bunun bak ne güzel et ve şey bir arada. Ali ne yaptın az önce? Ne bak
gerçekten. Ve sen beni öldürüyorsun bu hayatta. Beni en çok sinirlen Sizin doğum gününüz çok sıkıyor beni. Arkadaşlar kendimi yatırdım güneşlere. Bir dakika mama. Çok güzel güneş şalvarını sürdüm. Bir şey yapıyorum şu an istemiyorum. Derev annesini azarlıyor. Yandım ötesini. Kendime ice latte ve şey sürdüm. Ay Cermin'e bakın havlucu kadın. Havlucu. Havlucu geldi anne. Mama, kaç oldu? Ki. 35 ya. Havlumu alayım. Ya rica ederim. Arkadaşlar botla yine diğer tarafa geçiyoruz şimdi. Ah bu sefer botla geçiyoruz. Çok şükür kaçırmadık. Cermin Reis'in doğum günü ya. Herkesi bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Anneme çekmişim doğum günü abartmaları işine. Mükemmel. Sessizlik amfisi. Sessiz. Huzurlu ve mutlu. Yemedirmeyi sevmedi belli ki. Evet, ne yaptın bugün? Bugün ne yaptım? Sabah 8'de kalktım. Leo Bey'le buluştum. Ne yapacaksın bugün? Akşam birinin partisi var da ona gideceğiz. Kimin partisi? Bakacağız. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Giyinip annemin doğum gününe. Vallahi Cermin Reis hepimizi topa tutar arkadaşlar. Gidelim giyinelim. Arkadaşlar Cermin Reis korkusu Allah kimseye yaşatmasın. İnanılmaz bir hazırlık sürecine girdim. Deklar giymek istiyorum bugün derev için. İki tane seçeneğim var. Kaş serumuyla kaş sabitleyen mükemmel bir insanım ben. Kaşlarım mı kısalmış benim? Arkadaşlar sakın kaşlarınızı kestirmeyin. Kuaförde ya da kaş şeyiniz uzmanı mı diyeyim artık.
Neyiniz varsa kaşlarınızı kime aldırıyorsanız sakın o kişiye kaşlarınızı kestirmeyin. Yoksa bu yukarıma tarama görüntüsü maalesef olmuyor. Ki onu da tam verme bak. Şimdi hemen güzel bir maskara, Max Tech. Çirkin maskara sürüşme. Yemin ederim böyle sürünce daha iyi sürülüyor maskara. Evet. Allah Allah, Aylin Köse Dağ bugün. Çok tatlı bir... Jungle. Jungle güzeli gibisin. Evet. Jeremy Çetinkaya. Çok güzel. Derev Clara Köse Dağ. Ben ona bin defa söyledim ve Narotlar ve Leolar önde. Aylin bu elbise nasıl üstündeki? Harikasın. Çok güzel değil mi? Cuk oturmuş. İyi mi? Bence kalmıyorum. Arkadaşlar babam birazcık hastalandı o yüzden gelemedi. Böyle bir sıkıntı oldu. Peki sen bir şey soracağım. Bu yaşında ne? En çok istediğin şey ne? Duymak ister misin bilmiyorum. Evet. Bu yaşımda istediğim şey çocuklarımı mutlu görmek. Hatta birlikteliklerini görmek. Yani mürüvvetlerini de böyle çok nine lafı geliyor da bana. Hani evet. Bir torun gördüm. Mesela seni hep zaten hayal ettiğimi söylüyorum ya. Evet. Bir düğün salonunda pistte ama yanındakini bir türlü göremiyorum. Nasıl biri acaba diye. Sence nasıl biri? İşte göremiyorum. Turkish mi? Ben peki gelinliğim nasıl bari? Onun spoilerını ver. Yani sade. Öyle çok şey de gelmiyor gözüme. Saçın yok, abartısız. Saçın toplu mu açık mı? Böyle açık galiba. Yiyemeyeceğim ben. Kız evleniyorum. Benim kocamla güldüğüm şeyler aynı olacak. Birlikte oturup lahmacunumu yiyeceğim. Kasmayacağım ya. Bir de espri çevirmekle uğraşamam. Anladın mı falan. Çok tatlı. Seni aşkım ya. Tam gitti. Tayyip gördü. Görüyor musun seni? Alev gelelim. Şimdi bak güzel değil de sizin iki dakika sonra. Aa, yuh ya. Antrenör orada ne var? Aklıma bebelak geldi. Bebelak. Günün kenarında çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Sizi bu oraya götüreceğim. Odada son durum. Alex Çetinkaya'nın yatış şekli. Jeremy Reis'in doğum gününden çıktım. İnanılmaz yanmışım. Şok içindeyim kendime. Ay, bu bacağıma sür. Nereye? Yüzüme? Oh, senin ellerine ben. Leo nereye? Gitme. Baba. Leo'cum, denize girelim mi? Baba. Tanıyor babasını. Patiklerini giyelim mi? Ha? Hayır. Hayır mı? Yanar ayakların. Bir giydin de yatıralım. Leo uyuyalım. No. No. Forladı morladı yanında. Leo. Tamam mı? Mahvedeceğim ben bu bebeği ya. Vah hele vah. Aşırı tatlılar normal değil yani. Tatille ilgili ne düşünüyorsun? Dinleniyor musun? Karışık duygularım. Şu Hillside tatilinden sonra yaz çok hızlı geçiyor ya. Yani çok üzülüyorum yani. Tabii ki Allah başka dert vermesin diyorum yeniden ama çok seviyorum yani. Aile tatili yani arkadaş tatiline benim için maalesef bin basıyor. Geldik. Gelin bakalım. Afiyet olsun. Ay şimdi benim buradaki yani Fethiye tarafındaki en sevdiğim yerlerden birine yaz kolektife gidiyoruz. Peki burası neresi diye sorarsanız eğer burası minik bir ada. Sadece deniz yoluyla gidilebiliyor. Buradan tekneler kalkıyor. Onunla gidebiliyoruz. Ve o adada böyle full restoran, içki yeri. Hatta orası galiba 5-6 odalı bir otel. Ay yine inanamıyorum kızların şıklığına. Ya inanamıyorum size ya. Değil ağır değil. Ağır değil. Ağır olsa ben giymezdim zaten. Bir ağrı olur. Hiç aynen. Çok modern diyor. Bize özel geliyor. Bu tekne. Bir saniye. Bak görüyorsun değil mi algıda yanlışlığı? Nasıl yani kapak gibi? Gözükmüyor lan. Ay yok kayısıymış. Hansel'le Gretel'i keşfeder gibi yürüyoruz resmen. Şapkalı kadınlar. Burada böyle spor salonu falan da var.
Böyle açık havada spor yeri falan var. Çok tatlı bir yer burası ya. Keşke sadece deniz yoluyla gelinmese de herkes gelebilse yani. Bugün sinema geceğiz arkadaşlar. O yüzden aşırı keyfim yerinde. Şimdi hemen gidiyoruz. Saat 10'da mutfak kapanıyor. Saat 21.38. Yanına soğan biber ister misiniz? Ay valla isterim. İkisini de yiyeceğim. Alek neler aldım ben? Döner, mantı ve şöyle zeytinyağı var. Ziyan suyu. Poposu botoksun. Mamacım. Ne yiyorsun? Çocuklar gibi şenim. Günaydın sevgili dostlarım. Sucuklu tostlarım biliyorsunuz arkadaşlar. Leo pijamasıyla giriş yapmış bugüne. İnanamıyorum. Leo pijamayla gelmişsin buraya. Niye pijamayla geldin? Niye pijamayla geldin? Leo demek ki sen elindekini yiyemiyorsun. Hayır de Leo. Gel bakalım. Kaslı vücudunu bir gösterse bile. Oo, bakayım kaslarını sık. Kaslarını sık. Şöyle yap. Kafayı yemek istiyorum. Süt kaslarını göster. Oo, bakayım. Oo. Bir göbek kaslarını göster. Göbeğine bakayım. Çok güzel. Yapma. Getir ayağını, diğerini getir, diğerini. Bunu kaldır Leo. Oo. Şimdi bu da. Baba. Nasıl? Yani her su bir ikincisinde gidip balık var mı diye bakıyorum. Aa, en sevdiği şey. Girmiyor musun sen? Küfretme doğru gidiyorum. Moskiyon muyul istiyorum bir tane. Ha? Oo, Moskiyon muyul bize ısmarlarsın. Baba Sibil'in kanalına çekiyorum. Arkadaşlar Sibil içerik üretmediği için benden içerik üretmemi bekledi. O yüzden kanalı ben ve babam devralıyoruz. Evet Anto Bey. Neyse arkadaşlar işte Sibil Çetinkaya'nın gerçek fiziği. Photoshop'suz şeysiz. Görüyorsunuz belde hep yağ var. Sibil Hanım nasıl bir tatil oluyor bu sizin için? Zoomladım şu an yüzüne. Dönmek istemiyorum. Allah başka dert vermesin. Ördek suya daldı, zil çaldı. Ana! Şu anda büyük an geldi çattı. Dere'yle spa'ya geldik. Baksana burada odamız. Sevgili gibi masaj. Evet kapı masaj. Ha şey ayrı demiştik ama. Niye böyle olsun istemedin mi? Ben öyle tercih ettim. Böyle isterim de sen öyle istemedin. Yok. You can please change and then this underwear. Okay. And then okay. Cover your body with the towel. Okay. If you're ready, you can tell me. We're waiting outside. Tamam. Okay. Thank you. İnanılmaz keyifli direkt. Şuraya oturuyorsunuz. Thank you. You're welcome. Thank you. Üstümü kapadılar. Çıplaktım. Ayıp oldu herhalde. Buçuk çıktılar arkadaşlar. Oraya bir krem sürdüm. Arkada konuşuyor. Is it salt? Yes, it's salt. Yağ seçeceğiz Dera. Bu? Bu ne? Ay, I think. Şu neymiş? Can I have sandalwood? Sandalwood? Yes. Yes. Thank you. Arkadaşlar masajdan çıktık. Ay o neydi? Ay mükemmeldi. Ay mükemmeldi. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Alek de iki tane madalya kazanmış. Aşırı hoşuma gitti. Gel yürüyeceğiz. İki adım yol ya. Odaya çıkıyoruz. Arkadaşlar zaten biz Dere'yle o kadar yavaşız ki. İki yavaş birbirini bulmuş. Beşte masaja girdik, yedide çıktık. Ne yaptınız diye sor. Oturduk, sohbet ettik, meyve yedik falan. Şuradan çıkış var. Ben merdivene
Her zaman tercih ediyorum. Bu bacaklar kolay zayıflamadı. Hala zayıf değil, o ayrı konu. Saat 8'e 10 var. 8'e 10, 20 geçe buradayız. Tamam. Çok geç. 8'e 15 geçe buradayız. Bu akşam yine. Ay, o gün vlog çekememiştim, çok üzülmüştüm. İlk geldiğim günkü Paşa restorandaki yere gidiyoruz yeme. Oradaki sohbet hep daha keyifli oldu. Ay. Vay, 1,5 saattir sizi keko gibi bekleyen biz. Biz. Yok annem. Yanlış. Aylin'cim bugün gelin olmuş gidiyorsun galiba. Olay orada. Aylin evleniyorsun galiba bugün yeniden. Bırak bu kadar boş. Bugünün günü ve anlamını önünü sana paylaş. 30. evlilik yıl dönümü. Evet. Bu başımın tacı da 25. evlilik yıl dönümü. Anadolu'cum bugün düğün varmış, altınlar nerede? Evet. Akşama gerdek gecesi varmış, tövbe yarabbim. Neler var, nasıl, mutlu musunuz? Keyifler yerinde mi? Harika. Ne yaptınız, ne ettiniz? Yerinize ayrıldınız. Oldu. Güzel çocuk işte. Beni salın. Olmadı. Bir kahve. Hadi bak. Yok, Burak nereye bakıyor? Hoş geldin. Bana getirsin canım benim. Baba Adem'in acısı var ya. Bir 30 yıl daha Anto'yla. Ya saçma olma. Harika. Evet, çekiyorum ben. Evet. Evlendir ilk gün böyle mi konuşulur? Bir dakika baştan çekiyorum. 1-2-3 başladı. Arkadaşlar bugün teyzem var. Bizler olduk. Ne diyeceğim bilemedim. Şu an burada. He. Evlilik yıllarında. Ben şey anlamıyorum. Bu insanlar yani buradaki müşteriler olur. Yer tutmak için insanları önden mi gönderiyor çalışanları? Evet. Ne kadar ayıp ya. Bey ya böyle bir şey yok. Gizli normalde yapamazsın yani. Yakalayamadın affedersiniz. Yemeği. Ya bir dakika. 18-10 gece gibi geldi. Ne kadar yalancısın. İstime içki dökülme anını anlatıyorum. Oturun bir dakika sus. Yalan. Neyse bir biraz ya bir sus. Ama yalan söylüyorsun insanlara. Garen sus ya, sus ben ya. Ben bunu ifşa Garen, edeceğim. Garen bak senin ifşa edeceğim. Var. Sen gel çok konuşuyorsun. Bir, sus bir dinlemeyi tamam, öğren susayım, insanları. Susayım ben. Sonra barda bekle bir olay anlatıyor, olayı dinle. Oo. Barda pardon be. İki tane passion fruitli içki söyledim. Oh, tipi dedi ki git söyle. Kadın böyle tatlı evet tatlı tatlı getiriyordu. Getirdi, ben getirdi dediği gibi bütün içki üstüme döküldü. Bütün eteğime. Sibili yapıyorum. Ben orada eteğimin derdindeyim tabii hayır, ki. Hayır ama ben derim eteğine döküldüğünü görmedim. Sibili yapıyorum. Aa, içkiye yazık oldu. Ama ben gerçekten döküldüğünü görmedim. Ve kadın inanılmaz panik oldu. İnanamıyorum. Ben... İnanır mısınız? Siz buradan yürürken dedi. Ben de demiştim ki bu takım ne kadar güzelmiş demiştim içimden dedim. Sonra ama kadın çok üzüldü bu arada tabii ki. Çok tatlıydı. İçeriden leke çıkarıcı getirdi. Evet o yüzden özür diledim. Hanımefendi arada oluyor öyle. Ama tam güneş battı batacak biz böyle keyif yapıyoruz. Ben elbisesinin üstüne döküldüğünü anlamadım ya böyle yapıyorum derim. Ne dedin? Ne? Tamam derim sakin olun anlamadım falan. Nasıl anlamadın? Kafamı döküleceksin. Hala içkiye yazık diyorsun. Allah Allah ya. Sonra o sırada bak benim böyle ağzım açıyor. Kadın geliyor. Kusura bakmayın diyor. Tamam tamam falan diyor böyle. Sonra dönüyor böyle. İnanamıyorum ya. Şey hakikaten. Hadi Sibir'e içelim. Yani, evet. Buradan, yok buradan. Hakikaten öyle. Yok hakikaten söylüyorum bak yani. Hadi. Peygamberin evinde 10 bin oluşunu hatırlıyor musun? Ya sen bu ben 10 bin olmuştum bu bin anfal ödüyordu 9 bin olayım. Bu sistem çöker. Yani herkes biliyor benim arkadaşlarım da söylüyor. The hero. Akıllı olun. Bir kere Dere. Allah seni kahretmesin. Bu grubun en çalışkan isimlerinden bir tanesi. Dere hakikaten inanılmaz çalışkan birisi. Ağlayacak. Kaç yaşındasın? Ağlamayacak. Dere ağlayacak. Bu yaşta, bu yaşta bak. Ağla. Bu yaşta kendi markasını yaratması. İş olsa. Bu kadar. Bunu yap. Yapmak. Kardeş bu kadar yapabilir diyemeyeceğim. Ne kardeş bir şey yapmıyor. Çok büyük bir dilde diyorsun. Baba sen ne diyorsun ya? Baba ne diyorsun? Kanat olmasa bu ikisi de tırmanır. Çok daha fazla özen göstermen lazım. Çünkü ikisinde de hesap kitap yok. Nasıl ya? Doğduğumu görüyorum. Niye dolsun gözüm benim? Baba sen hani bana diyordun, sen diyordun, kızım diyordun, aklın başın yerinde diyordun,
Snarot yoksa bu ikisi de tırvırı ne ya? Ben, yani beni de hiçbir şekilde hiçbir zaman ayırmadınız. Evet. Ya. Dayımın eşi konuşuyor, çok kötüymüş ya. Allah'ım, ağlamamadınız şaka değil. Dün akşamdan sonra biz Cici tatille ilgili bana 2-3 yorum yaptı. Vallahi şu an uçağa yetişeceğiz. Arkadaşlar biraz keyif yaptım ve vlog çekmeyi bıraktım. Birazcık kendime baktım. Hep siz diyorsunuz ya bana storyler resmi kendine de dinle, kendine de dinle diye dinledim. Bugün hiç vlog çekmedim. Şimdi dönüyoruz. Harika ama harika ama harikaydı. Alek, benim oda arkadaşım nasıldı? Uyuma şeklini farkında mısın? Hiç vlog çekmedim seni sabah uyurken bilerek. Kızıyorsun diye. Vlog mu çekecektin? O kamera şu an burada olmazdı çekseydin. Vaaay. Elveda Hillside. Arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. İnanmıyorum nasıl bir vlog çıktı ama ben tatilde çok eğlendim. Sohbetleri, akşam sohbetleri falan çok iyiydi. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben uçağa doğru yetişiyorum. Teşekkür ederim. Adios. Çok mutluyum. Umarım beni anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Yakın zamanda anlatırım. Görüşürüz. Bye bye. Beni takip etmeyi. Unutun. Kanala abone olmayı. Unutun. Sizi seviyorum.